Peki hocam siz kimlere yapamıyorsunuz? Şimdi biz de aslında estetik ameliyatı yapamayacağımız hastalar çok sınırlı. Mesela sanların aksine yaş sınırlaması yok. Evet efendim, değil mi? O çok güzel. Kesinlikle şöyle bir şey yok. Yani işte 20 yaşından sonra başlar işte 60'a kadar sonra yok. Bakın 1 yaşın altında estetik ameliyat yaptıklarımız var. 80-90 yaşında yaptıklarımız var. İki tane kriterimiz var. Biz ameliyata engel genel bir sağlık problemi olmaması. Yani biz öncesinde bir konsültasyonlar yapıyoruz. Ameliyat yapacağız bu hastaya. Şu ameliyatı yapacağız. Genel anestezi veya lokal anestezi altında diyoruz. O tetkikler sonucunda ameliyata engel bir durum yoksa bizim için bu değerli bir kriter. İkincisi de belki daha önemlisi beklentinin gerçekçi olması. Ben bunu daha önce anlatmıştım. Bazen oluyor. Hasta bana şunu söylüyor. Hocam dedi ben estetik ameliyat olmak istiyorum. Bir 30-35 yaşlarında bir bayan. Ama dedi ben şunu istiyorum. Ben Angelina Jolie gibi olmak istiyorum. Ben Angelina Jolie olmak istiyorum dedi böyle. Şimdi hakikaten baktım herkesin bir kumaş yapısı var. Hani şey tabirle bir malzeme yapısı var değil mi? İskelet yapısı var, dizilik yapısı var. Şimdi ben ona baktım. Şimdi dedim ki bakın şimdi gerçekçi olalım. Açık söyleyelim hiç şey yapmayalım dedim. Senden benden dedim Brad Pitt olmaz. Senden dedim Angelina Jolie olmaz. Öyle bir eski bir şekilde geçmişti. Şimdi beklenti gerçekçi mutlak olması lazım. Evet. Bir hastam da bana hocam ben istikamet hocam Samsun'un ve Türkiye'nin en güzel kadın olacağım demişti. Vay. Şimdi bunu dediği anda ben koptum. Zaten oraya kadar her şey iyiydi. Tabii. Ama o cümle beni bir anda durdurdu. Tabii. Arkasına baktık beklenti gerçekçi beklenti değil. Evet. Şöyle düşünüyor. Prestij bu ameliyat olacağım. Herkes benden bahsedecek. Benim bütün şeyim artacak. Prestijim artacak. Saygınlığım artacak. Neyse ki bunları düşünüyor. Bunlar değil. Beklenti gerçekçi ise ameliyata engel bir sağlık durumu söz konusu değilse estetik ameliyat olabilir.